Bu soru kader konusunu anlamayan birçok kişinin takıldığı bir sorudur ve şöyle düşünürler. Allah olacakları önceden bilse imtihanın anlamı kalmazdı. Önceden bilinen şeyin imtihanı olmaz. Kimin ne yapacağı önceden belli ve hatta kimin cennete, kimin cehenneme gideceği belli ise dünyaya gelmemizin bir anlamı kalmazdı. Halbuki Allah Kur'an'da hayatı ve ölümü hanginiz daha güzel işler yapacak sizi imtihan etmek için yarattık diye buyuruyor. Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki bir imtihandayız ve Allah bu ayette geleceği bilmediğini ve sonucu görmek için hayatı ve ölümü yarattığını söylüyor. Buradan anlamalıyız ki Allah geleceği bilmez. Böyle düşünen insanlar, hatta bu görüşte olan hocalar var. Şunu kesinlikle ifade etmeliyim ki Allah geçmiş ve gelecek olan her şeyi bilir. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Hadis suresi 22. ayet. Gökleri ve yeri yoktan var eden odur. Eşi de olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan odur ve o her şeyi bilendir. En'am suresi 101. ayet. Gördüğün gibi her şeyi Allah'ın önceden bildiğini, hatta bunu kayıt altına aldığını ayetlerden çok rahatlıkla anlayabiliriz. Bu anlamda onlarca ayet var. O her şeyi bilir diyor. Her şey ifadesi içine geçmişi de alır, geleceği de, şimdiyi de. Anla işte her şeyi. Hatta bilgisini kayıt altına aldığını, levh-i mahfuz denenen yere yazdığını ifade ediyor. Her şey çok açık. Şimdi kalkıp da bunca ayet ortada dururken Allah geleceği bilemez demek aklın dumura uğramasıdır. Geleceği bilemeyen güç eksik güçtür. Oysa o bütün eksikliklerden uzaktır. Her şeyiyle mükemmeldir. Allah önceden biliyorsa o zaman hayatı ve ölümü hanginiz daha güzel işler yapacak sizi imtihan etmek için yarattık ayetini nasıl anlamamız gerekir? Allah biliyorsa o halde neden imtihan yapıyor diye aklına gelebilir. Cevabı çok basit. Allah ezeli ilmiyle kimin ne işler karıştıracağını ya da iyilikler yayacağını bildiği için doğrudan insanları ikiye bölüp bir grubu cennete, bir grubu cehenneme gönderseydi insan itiraz ederdi. Allah'ım sen bana şans vermedin, sınav yapmadın, beni sınava tabi tutsan ben iyi işler yapardım diyebilirdi. Öğrencilik yıllarını düşün. Öğretmen sana bak yavrum, ben senin durumunu biliyorum. Sen bu dersten 30 bile alamazsın. Gel hiç kendini yorma boş yere. Sana ben 30 vereyim dese kabul eder miydin? Yok hocam ben sınava gireyim belki de 30'dan yüksek alırım derdin. Değil mi? Aynı olay işte. Aslında Allah biliyor kimin ne yapacağını ama itiraz etmeyelim diye imtihan yapayım sizi demiş. Bu imtihan kul açısından bir imtihan. Allah için imtihan değil. Allah için sonuç zaten belli. Kur'an'da bu gerçek şöyle dile getirilir. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Kasas suresi 47. ayet. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 165. ayet. İtiraz etmeyelim diye Allah bizi imtihana tabi tutmuş. Hatta itiraza hiç mahal kalmasın diye bir de peygamberler göndermiş. İmtihan oluyor olmamız Allah'ın geleceği bilmediğini göstermez. Tam tersine kullarına olan rahmetini ve iyiliğini gösterir. Allah de ötesini bırakma. 51. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yes! Yeni bölümlerde, videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Finale son 3 bölüm.